Sorularla Risale-i Nur Rolan'ın değerli takip edicileri, bildiğiniz üzere Rolan'ımız Sözler kitabından başlayarak bazı soruları değerli hocamız Alaaddin Başar'dan cevaplamak, tatminimiz doğruca cevaplar almak. Rolan'ımızın en başında Risale-i Nur'un gayesi, hedefi, niçin Risale-i Nur okuyoruz, Nur talebelerinin meslek ve meşleri, Delicaman Hazretleri ve Nur talebeleri niçin siyasetten iştirak ediyor, katılıyor gibi genel mevzulara temas etmiştik. Sonra birinci sözden başlayarak Bismillah'la alakalı olması cihetiyle 14. Lema'nın ikinci makamı Besmele'nin sırlarıyla ilgili programlarımızı birkaç hafta yaptık. Bu hafta Besmele'nin sırlarını bitireceğiz. İki sualimiz kaldı. Hocamıza yönelteceğiz. İnşallah gelecek haftadan itibaren de ikinci söze başlamış bulunacağız. O zaman programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Altıncı sırla ilgili bir sorumuz olacak. Orada Üstadımız salavat-ı rahmet noktasında Resul-i Kibriya'ya vesile, Resul-i Kibriya'yı da rahmet noktasında Allah'a vesile yapmayı tavsiye ediyor. Vesilelik dinimizde var mıdır? Hakikat noktasında vesileyi ya da şefaatı nasıl anlayacağız? Vesile dinimizde vardır, kainatta da vardır. Dünya hikmet dünyasıdır. Dolayısıyla birçok şeyler sebeplere bağlanmıştır. Yalnız vesilelerin, sebeplerin tesir hakikileri, yani gerçekte tesirleri yoktur, tesir güçleri yoktur. Şimdi vesile veya sebep yoktur dedik mi, bütün mesela ağaçları inkar etmek lazım. Yani ağaçlar yoktur ama Allah meyveyi ağaç vesilesiyle veriyor, değil mi? Işığı güneş vesilesiyle, vasıtasıyla veriyor. İşte sebzeyi, meyveyi topraktan veriyor. Değil mi? İlahir. İnsan neslinin çoğalmasını evliliğe bağlamış, anne babaya vesile yapıyor. Ama Allah anne babasız da yaratır, Adem babamız gibi. Değil mi? Anne babasız da yaratır. İsa Aleyhisselam gibi. Ama onlar bir önemli ki örnektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın meşiyetini, iradesini gösterme noktasında. Yani Cenab-ı Hak sebeplere karşı muhteşir, sebepler olmadığını da yaratır. Ne gibi? İşte Adem babamız gibi. Kadık ona da yine toprağa vesile yapmış. Ama ondan sonra bu iki şaz örnek, mucize tarzında olmuştur. Ondan sonraki mucizeler yine, gökyüzü mucizeleri, insan yaratılması, anne baba vesilesiyle olmuştur. Onun için sebepler vardır ama tesirleri yoktur. Yani annemiz babamız bizim hiçbir organımızı yapmıyorlar. Değil mi? Ne gözümüzü yapanlar, ne kulağımızı, ne ruhumuzu, ne aklımızı. Burada tesirleri sıfır. Fakat onlara da müracaat etmeden de biz dünyaya gelmiyoruz. İnsan dünyaya gelmiyor. Onun için vesilelik vardır. Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismine ağaçlar vesile olduğu gibi, Hadi ismine de, hidayet verici ismine de peygamberler vesile oluyorlar. Ama yine peygamberlerin de hidayette tesir güçleri yoktur, tesirleri yoktur. Hidayet ancak Allah'tandır. Nitekim ayette de malum geçiyor, Üstad Ali'nin bu ayet kelimeyi. Yani sen dilediğine hidayet veremezsin buyuruyor Cenab-ı Hak peygamberimize. Ancak istediğine hidayet verir. Dolayısıyla hidayete peygamberler vesiledirler ama hidayet verme yetkileri, gücü peygamberlerde de yoktur, değildir. Çünkü dinimiz tevhid dinidir. Bütün tesir hakiki, gerçek tesir ancak Allah'a aittir. Rızıkta da, işte ışıkta da, efendim söyleyeyim, hidayette de, şifada da, hepsinde gerçek tesir ancak Allah'a mahsustur. Vesile-i inkar edemeyiz, vardır. Şefaat de ayrı bir konu ama ondan önce sorudaki metne sadık olarak konuşalım. Biz salavat-ı peygamberimize vesile yapacağız. Yani onun şefaatine mazhar olmaya vesile yapacağız. Demek ki ne kadar peygamberimize salavat getirsek, ne kadar ibadet etsek, bunların tümünden hasıl olan sevabın bir katı peygamberimize yazılıyor. İbadetlerimiz de sadece salavat değil. Salavat doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rahmetini diliyoruz peygamberimize. Yaptığımız ibadetlerde de doğrudan doğruya hasıl olan sevabın bir katı peygamberimize yazılıyor. Es-sebebülkel fayl, yani işleyen, sebep olan işleyen gibidir kaidesine göre.
bir katı Peygamberimize böyle de yazılıyor. Bir insan Peygamberimize ne kadar kendi ibadetleriyle hediye gönderirse, salavatlarıyla ne kadar ona dua ederse, ahirette onun şefaatine mazhar olma noktasında da o kadar liyakat yalır. Sebep diyelim, bu sebep oluyor. Liyakat kesmetmiş oluyor yahut buna sebebiyet hasıl oluyor yani diyelim. O bakımdan sen kendini salavat-ı peygamberimiz vesile yap derken üstadımız, salavat bir simgedir, bütün ibadetlerimiz de aynı buna dahildir. Biz peygamberimize hediye gönderdik mi, onun şefaatine inşallah mazhar olma ihtimalimiz diyelim. Daha ziyade deşiyor, artıyor yani. Peygamberimize Cenab-ı Hakk'a vesile yapmak, zaten biz her şeyi peygamberimizden öğreniyoruz. Onun dediği gibi yaptık mı, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar oluyoruz. Hani muhabbet bahsinde de buna bir usta temas ediyor, konu ayrı ama ilgisi var. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, yani sen de ki, Peygamberimize hitap bu burada, kul sen de ki ümmetine, eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Ta ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ı sevmemize Peygamberimize ittiba vesile oluyor. Ayet sabit, açık yani. Tevhide gerek yok. Peygamberimize ne kadar ittiba edersek, Cenab-ı Hak bizi o kadar seviyor. Çünkü Peygamberimiz Habibullah'tır, Allah'ın sevgili kuludur. Bize elçi olarak gönderilmiştir. Ona ne kadar uyarsak, amellerimiz makbul olur. Allah'a olan itaatimizde, muhabbetimizde de ziyadeleşme olur. Allah da bizi sever. Ayet çok net. Yani vesile yoktur diyemeyiz. Tekrar edeyim. Vesilelerin tesirleri yoktur diyebiliriz. Şefaat de bununla ilgili. Şefaat hakkında tabii çok şeyler konuşuluyor. Şefaat vardır, yoktur. İşte kabir ziyaretleri doğru mudur, yanlış mıdır falan. Bu ayrı bir konu da. Kısaca temas edelim ona da. Şefaatle ilgili ayetler var, şefaatin olduğuna dair. İşte en barizi her gün okuduğumuz ayet-i kürsüde menzeliz yeşbeu inda illa bizne. Yani onun huzurunda, onun katında o izin vermeden illa bizne öyle demek yani. Allah o izin vermeden kim şefaat edebilir? Şefaat edecek kimdir? Kimse Allah'a izin vermeden şefaat edemez. Burada şimdi iki nokta var. Bir, şefaat haktır. Ayet açık. İki, kimse Allah'a izin vermeden şefaat edemez. Yani diye değil, hayır. Bütün hayır Allah'ın elindedir. Şefaat affedilme de bir hayırdır. Bu da Allah'ın elindedir. Şefaat buna vesiledir. Allah izin verirse bir kişiye, o diğer kişiye şefaat eder. Demek ki yine insanı affeden Allah oluyor. İşte, ama o bir vesile oluyor, vesile. Şimdi yine Risale'lerde melekler anlatılırken melekelerin diyor işte cümlenin tamamı aklında değil, izinsiz şefaatleri de olamaz diyor. Yani melekede şefaat edebiliyor demek ki. Sadece peygamberler değil. Melekenin şefaati de yine neye bağlı? İzne. İzne bağlı. Peygamberlerinki bağlı, velilerinki, şehitlerinki, alimlerinki, herkes derecesine göre şefaat edebiliyor. Demek şefaat var. Bir de şefaat şimdi olmadığına dair iddiada bulunanları da destekleyen ayet-i kerimeler var. Bu ayetler arasında tenakuz yok. Ben biraz bu konuya baktım. Tabii kendi ilgili alimlerin tefsirlerine, tabirlerine baktım. Diyorlar ki şefaat kimse kimse şefaat edemez. İşte efendim söyleyeyim, o gün ne iltimas olur, ne şefaat olur, ilahir manasındaki hadisler diyorlar ve ayetler mahşer meydanına ait, mizana kadar. Mahşer, üstad da diyor ya, herkes nefsi nefsi diyecek. Peygamberimiz hariç, herkes nefsi nefsi diyecek, o ümmeti ümmeti diyecek diyor. İşte o tablo. Bir dirilme var. Bağış dediğimiz bir, vakfe dediğimiz bir dönem var, epey bir bekleme dönemi var. Orada da yine korku hakim insanlara, kimse kimseye yardım edemiyor. Sonra mizan safhası var, mizanda şefaat başlıyor. Onun için diyorlar ki şefaat vardır,
şeyin destekleyen, hükmünü destekleyen ayetler, hadisler mizan sonrasına ait. Onun adına dair rivayetler ise mahşere ait diyorlar. O zaman problem kalmıyor. Şefaat olmadan da Cenab-ı Hak insanı affedebilir. Zaten affeden Cenab-ı Hak. Peki niye şefaat var? Sanki benim aklıma gelen mana yorum diyelim. Mahşer meydanında bütün melekler seyirci. Sanki Cenab-ı Hak işte sevgili kullarının değerini, şerefini bütün mahşer meydanında seyircilere, başta melekler olmak üzere ilan etmiş olur. Yani seni ben affediyorum ama şunun hatırı için derken o zaten hatırını ortaya koymuş oluyor. Yani bir yanlış anlaşılan bir hadis-i şerif de var. İşte benim şefaatim günah kebair ehlinedir. Değil mi? Şimdi bu hadisi ve zahirin değerlendirsek, benim küçük günah işledim mi peygamberim sana şefaat etmiyor. Ancak büyük günah işleyeceksin ki sana şefaat etsin. O da diyor, büyük günah işlemek mi lazım? Gibi ters bir anlayışa yol açabiliyor. Bu anlattıklarımla bu hadisi bağdaştırırsak şöyle oluyor değil mi ki, insana derece derece şefaat edebilecekler. Ama öyle günahları olacak ki onu ancak peygamberimizin şefaatiyle Allah affedecek. Diğer küçük günahları başkalarının şefaatiyle de affedebileceksin Allah. Yani diğer yine şefaat var ama diyelim mesela makam itibariyle yüzbaşı makamında birisinin hatırı için padişah şu suçu affeder. Binbaşı makamlı birisinin hatırı için de falan suçu affeder. Öyle suçlar vardı ki bu yüzbaşının hatırı yetmez ama vezir-i azamın sadrazam itibas etmesi, şefaat etmesi lazım. Yani o manada değerlendirmek lazım. Demek şefaat vardır. Şehitlerden, peygamberlerden, meleklerden kadar herkes şefaat edebilecektir. Ama herkesin şefaat yetkisi tabiri caizse sınırlıdır. Cenab-ı Hakk'ın iznine bağlıdır. O izin de o zatın, şefaat edilmiş zatın değeriyle, makamıyla alakalıdır. En büyük makamda peygamberimiz olduğu için büyük günahlar ancak o şefaat ederse Cenab-ı Hak affedecektir. Yine o şefaat yine peygamber Allah'ın iznine bağlıdır. İşi böyle derinledik mi problem kalmaz yani. Şefaat inkara da gerek kalmaz. Çünkü ayet var çünkü. Kabir ziyaretlerinde tabi bazen suistimal oluyor yani. Sanki kabirdeki onu affedecekmiş gibi yani bir alanda yanlışlar olabiliyor ama o yanlışlık esas alıp da bu açık olan ayetin hükmünün inkarına gitmemek lazım. O fiil yanlıştır. Ama o zatın da yine fiil yanlış ama gönlüne insen ve kendine sorsan diyecektir ki günah ancak Allah affeder. Ben bu zatın hürmetine affımı istiyorum diyecektir. Onun şefaat istediği anlaşılacak. Af değil de şefaat istediği. Ama tarzı, ifadesi, işte çaput bağlaması, bez bağlaması falan bazı yanlışlıklar vardır. Bunları kabul edemeyiz. Ama o zat, o şahsın da alan da olsa niyeti budur yani. Allah affedecek ama bunun hürmetine affetsinler. Demek ki her şeyde böyle iftihap ve tehdit yanlıştır. Muhakkak. Şefaat yoktur demek de yanlış. Kabirdeki ben affeder demek de yanlış. İkisi de yanlış. Ancak Allah affeder ama bu zatı hürmetine affımı diliyorum. Bu İslam'ın tevhid inancına muhalif değil, zıt değil. Aynı kainattaki gibi bir sebep vardır. Ama tesir Allah'tandır. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam şefaatını teyit eden ayet var mı? Makam Mahmud mu bu? Şimdi Makam Mahmud var. Makam Mahmud ise şefaat-i kübra makamı deniyor. Evet. Yani ayette Makam Mahmud geçiyor. Bir şefaat geçmiyor da. Yani o ayette. Yine bak Peygamber'in Makam Mahmud verecek. Onun izahında tefsirinde deniyor ki o şefaat-i kübra makamıdır deniyor. Peygamber Efendimiz o makamda Cenab-ı Hakk'ı o güne kadar hiç kimsenin yapmadığı, kimsenin duymadığı bir metü sena ile tahyide bulunacak, yalvarmada bulunacak ve kendisine bu şefaat-i kübra makam verecek, şefaat yetkisi verecek tarzında tefsirler var.
Biz zaten Peygamberimiz aleyhine rahmet olarak gönderilmiş ayet, bu ayetle sabit. Bu rahmetin biri de şefaattir yani. Rahmetin bir şubesi de onun ümmetine şefaat etmesidir yani. Yani başka cihetler de var da yani, konumuz itibariyle konuşuyor. Son sorumuz olacak, altıncı sırada ait. Hazine-i Rahmet'in kırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. Birinci anahtarı ise besmele ve en kolay anahtarı salavattır. Bu ifadeleri nasıl anlamalıyız? Aralarındaki münasebeti izah edebilir miyiz diye bir sorumuz olacak. Şimdi Hazine-i Rahmet'in kapıcısı bu değil mi? Evet. Oradan başlayalım. Kapıcısı ne demek? Hazine-i Rahmet'in kırlantası ve kapıcısı. Kırlantası. Kırlantı ve kapıcısı. Rahmet hazinelerinde yine baktım hadsiz nimetleri, ihsanları var değil mi? Kırlanta, hadsiz esmasına ziyadesiyle masar değerli eserleri var. Kainat. Şimdi bütün bunların içinde en değerli eser Peygamberimizin değil mi? Peygamberimiz hem hazinedeki en değerli eser kırlanta değil mi? Hem de o hazinedeki eserlere ulaşmak için, oradaki rahmet tecellilerine ulaşmak için en büyük vesile, yani kapıcı dedi. Şimdi hazine kapısında bir zat bekliyor. Onun izni olan olmadan içeri giremiyorsunuz. Peygamberimiz işte ittiba etmeden, onun sünnetine uymadan, onun yaptığı gibi yapmadan, işte ne gibi efali, akvali, ahvali, sözlerini tutmadan, fiillerine uymadan, haliyle hallenmeden Cenab-ı Hakk'ın rahmetine erilmek mümkün değil. O halde bu yönüyle Peygamberimiz ne olmuştu? Kapıcı yani. Ona uğrayacaksın ki içeri giresin, rahmete giresin. Bu yönüyle kapıcı oluyor, vesile oluyor yani. Kırmantalık cihetli dediğim gibi o hazinede rahmete en ziyade mazhar olan, yani güneş de Allah rahmete mazhar. Nasıl mazhar? Yokluktan varlığa çıkmış, bu kadar mazhar. Ağaç da mazhar, ne kadar mazhar? İşte havadan, sudan, güneşten istifade edebiliyor. Hayvan da mazhar, ne kadar işte görüyor, işitiyor vesaire. Bunları resmen sırlandırma kısmını konuşmuştuk. Rahmete mazharetin ilk basamağı Adem'den vücuda gelmek, yokluktan varlığa çıkmak. İnsan olmak en ileri derecesi. O ileri derecenin de çok dereceleri var. Değil mi? İşte avam-ı mümininden tut, evliyalardan, asfiyalardan, sahabelerden, peygamberlerden böyle git. En bu silsilenin de en ilerisinde Resul Efendimiz var. Dolayısıyla rahmet en ziyade mazhar olan Peygamberimiz oluşturuyor. Dolayısıyla onun ittiba da yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ulaşmak için en büyük vesile oluyor. Yine besmele en büyük şeyi o. Bir de besmele diyor. Besmele yani işlerimizi Allah namına yapacağız ki, Allah namına yapacağız ki o rahmete mazhar olalım. Besmele Allah'ın ismiyle yapmak, başlamak. Demek ki Allah'ın adına yapmak, onun namına çalışmak bir, onun peygamberine uymak iki. Bu ikisi rahmete ulaşmanın iki büyük vesilesi oluyor. Yani tümden anlaşılıyor. Demek hem besmele hem salavat o hazinenin anahtarı hükmü. Yani besmele ben Allah'ın kuluyum. Yani sanki şehadet bir irtibatı var gibi bunun. Değil mi? Önce şöyle la ilahe illallah diyoruz. Değil mi? Yani sanki besmele buna bakıyor. Allah namına her şeyi yapmak. İkincisi eşhedü Muhammeden Abdullah Resulü'nün Peygamberimiz ittiba. Şehadetin ikinci kanadı. Demek Allah'a iman ve ona itaat etmek. İtaat etmek nasıl olacak? Onun gönderdiği elçisine, Resulüne uymakla olacak. Sanki iman ameli salih ikilisi var. Ya şehadetin iki kanadı var. Sanki bu cümle ondan tümüne bakıyor gibi yani. İman edilecek fakat itaat de edilecek. İtaat yolları içinde de müstakil, en müstakimi, en sağlamı, Hakk'ın gösterdiği yoldur diyor. Dolayısıyla salavat Peygamberimize vesile oluyor. Ve o da bizi nereye götürüyor? Allah'ın onun hareketini, onun rızası dairesinde hareket etmeye. Dolayısıyla besmele de buna bakıyor. İki kanat. Yine orada o zihayat mücessem rahmete, rahmet duası olan salavat. Buna da değinebilir misiniz? İşte az önce demiş olduk sanki. Burada bir ayrı bir tavsifi var sorunuzun. Peygamberimize tavsif ediyor, vasıflandırıyor. Bunlar ne olarak?
sanki rahmet tecessüm etmiş de, değil mi? Peygamberimiz olmuş gibi. Buna benzer bir benzetme dostlar, yağmur için yapıyor. Yağmura rahmet nam verilmiştir. Çünkü o kadar asar, rahmet eserleri var ki yağmurda, sanki rahmet cisimleşmiş de, şey olmuş, damla haline almış, damlalar suretinde akıyor manasında diyor. Yağmura rahmet nam verilmiştir. Şimdi Peygamberimiz de bize o kadar rahmet ki, değil mi? Evet. Nasıl rahmet bir defa? En büyük rahmeti Peygamberimizin bize Rabbimizi tanıtması. Değil mi? Evet. Yani. İşte imanımıza vesile olmasından tut, ibadetimize vesile olmasından, ahlakımıza vesile olmasından, değil mi? Bütün güzelliklerin kaynağı, yani bakın isimleri. Bu isimlere de en ziyade mazhar, azam derecede mazhar Peygamberimiz. Dolayısıyla Allah'ın rahmetine en çok Peygamberimiz mazhar olmuş. Bir insan ona ne kadar ittiba ederse, o rahmetten o kadar hisseder olur. Bunun en büyük vesilesi salavattır diyor yani. O da rahmet duasında bulunmak Peygamberimize. Dolayısıyla onu ittiba etmek yani. Onu ittiba eden ona rahmet duasında bulunur. Yani iman ve ibadet. İman ibadet. Bu sanki dengeli işte besmele ve salavat şeklinde burada kendini göstermiş oluyor. Az önceki izahınızdan şu aklıma geldi de, bir önceki sorulara biraz ama kadar zihayet, mücessem, vahdet, Peygamber Efendimiz aleyhisselam ve yağmuru ona bir misal olarak şey yaptınız. Mesnevi'de de makam-ı mahmud için diyor. Hı. Değil mi? Sanki öyle bir ifade var. Nasıl geçiyor? Resul-i Ekrem aleyhisselamın makam-ı mahmudu ilahe ilahe. Yani maide, Rabbim'in sofri hükmündür. Makam-ı mahmudu da ilahe maide diyor. Rabbim'in burada damla su için rahmet kullanılıyor. Orada da sofra tümü. Sofra su olur herhalde. Başka şey yok. Devamında da sanki değil mi? Tevzi edilen bir tutlat, müreffet. Oradan geliyor. Evet. Cenab-ı Hak yine şefaata bilgiyi biraz. Şimdi bütün ışıklar güneşten geliyor. Bütün ışıklar güneşten geliyor. Sanki güneş ilahi bir maide, Rabbani sofra gibi bütün ağaçlara, bütün efendim, insanlara, hayvanlara, bitki, işte denizlere gelen bütün şeyler, ışık rahmeti oradan akıyor değil mi? Yani aynı manada değil mi? Peygamberimizin makamı da o manevi güneş gibi. Bütün insanlara gelen lütuflar oradan geliyor. Yani bunu hem bir iman ameli salih, bütün İslam güzellikleri ondan öğrendik manasında anladığımız gibi, bütün evliyullahın büyük zatların da feyiz kaynağı Peygamberimiz oluyor. İlk derslerini ondan alıyorlar. Onlardan da bize intikal ediyor. Yani böyle de anlamamız mümkün. Salavat da orada diyor ki bütün ibadetler manasında da ifade ettiniz. Sanki o sofraya edilen daveti icabet ediyor. Daveti icabet ediyor. Hocam ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Değerli takdir izleriniz, bu haftaki programımızda Besmele'nin sırlarını bitirmiş olduk. Gelecek haftadan itibaren programımızın başında dediğim gibi İkinci sözden başlayarak devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.